Dün bizi Allah'tan böyle ölüme terk ettiler yani. Hani yemekmiş, oymuş, buymuş, battaniyemiş, hiçbir şey gelmedi bize. Arabanın içine böyle donarak geçirdik işte. Hastası olan çocuğunu bir yere yetiştirmesi gereken acil randevusu olan ayrımı yapmadı. Birçok kişi geceyi, hatta gece bir yana 18-19 saati dışarıda geçirmek durumunda kaldı. Günler öncesinden uyarı üstüne uyarı yapılmış olmasına rağmen nasıl bu hale geldik sorusu hala yanıt bekliyor. Kaç saattir buradasınız efendim? 18 saattir buradayız. Nereye gidiyordunuz? Eve gitmeye çalışıyorum. Gözyaşlarına boğuldu çünkü olduğu yerden bir adım ileri gidemedi. İstanbul'da sürücüler geceyi soğukta, aracında geçirdi. Aileler, çocuklar, sürücüler yollarda perişan oldu. 5'ten beri buradayım dün. Nasıl geçirdiniz geceyi? Arabanın içine böyle donarak geçirdik işte. Hem arabayı çalıştırdık, azıcık ısındık, kapattık, azıcık ısındık, kapattık. Kaç saattir yoldayız? 19 saat oldu. 19 saat? Aynen. Yeter artık. Hiçbir şekilde yardım falan yapılmadı. Hiçbir şekilde. İstanbul'un bazı ilçelerinde kar kalınlığı 85 santimetreyi buldu. 5 dakikalık mesafe 18 saatte bile gidilemedi. Kaç saattir yoldayız? Bir sizden alabilir miyiz? 16 saat falan oldu. 16 saattir yoldasınız. Sultan Gazi'den buraya 16 saat. Gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarını yol kenarında bıraktı ve yaya olarak evine devam etti. İstoc'un oraya gidiyoruz. Dün akşam arabayı oraya bırakmıştık. Onu alabilirsek alacağız bakalım. Her sürücü arabasını bırakıp gidemedi. Geceyi arabasıyla geçirenler de var. İşte onlardan bir tanesi bir sürücü kontak kapattı. Aracında geceyi uyuyarak geçirdi. Turistler de mahsur kaldı. Bulgaristan'dan İstanbul'a gezmeye gelen turist kafilesi yoğun kar yağışı ile birlikte onlar da yolda mahsur kaldı ve yaklaşık 10 saattir de yolun açılmasını bekliyorlar. Nasıl geçirdiniz geceyi? İyi baba, otobüs çalışıyor. Biz de sıcakta duruyoruz işte. Bu. Uyuyabildiniz mi? Evet, uyuduk biraz. Ama rahatıydık. İnşallah bir gün açılır da yolumuza devam ederiz. Havalimanına çıkan yollar da tıkalıydı. Kar kalınlığının en yüksek olduğu noktalardan biri de Arnavutköy ilçesi oldu. İlçeye girişler tamamen durdu. Çok sayıda araç yollarda kaldı ve birçok kişi ilçeye yürüyerek giriş yapabildi. Mahmut Bey gişelerde. Yolun trafiğe kapandığı bir başka nokta ise Mahmut Bey gişeler oldu. Dün saat 15 itibariyle İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte TEM otoyolu Mahmut Bey gişelerde yol tamamen kapandı. Araçlar saatlerdir yolun açılmasını bekliyor. Sürücülerin yardım beklemekten başka çaresi yoktu. Çıkabiliyor musunuz? Çıkamıyorum abi. Geceden beri rezillik içindeyim ben ya. Mazotum kalmadı. Gidip dönecek olsam orada yolda kalırım. Saatlerdir süren bekleyiş sonunda yol hala açılabilmiş değil. İşte sürücüler de bu duruma korna çalarak tepki gösteriyorlar. Dün saat 3'ten beri buradayım usta. Bizi Allah'tan böyle ölüme terk ettiler yani.